Çocukluğumdan beri sporla iç içe oldum ve sporla ilgili bir alanda mutlaka yer almalıydım diye düşündüm. Gün geldi büyüdüm ve hayat beni futbolla karşılaştırdı. Küçük yaşlarımda futbol ustalarıyla aynı yollardan geçeceğimi hayal ederdim. Kronometremi ilk elime aldığımda futbolun benim için büyük bir tutku olduğunu ve bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğimi anladım. Bu işe ilk başladığımda bunu yapan tek kadın bendim. Fakat ben bu tutkunun sadece erkeklere özgü olmadığını anlatıp futbol aşkını tüm kadınlara da aşılamalıydım ve bunu başardım. Ben Necla, 40 yaşındayım. Türkiye'nin ilk kadın futbol milli takım teknik direktörüyüm. Kadın kimliğinizle bütün erkeklerin çok iyi bildiği futbol camiasında yer almak, antrenör kimliği kazanmak çok da kolay olmadı. Çünkü takım kazandığı zaman takımın uğuru, takım kaybettiği zaman takımın uğursuzu konumuna geçebildiğim, cinsiyetimi nötrlemem gereken, nötrlemek derken işte bol eşofman giymek, saçları sürekli tepeden bağlamak, makyaj yapmamak. Çünkü yaşım daha çok genç. 23-24 yaşındayım, profesyonel takımdayım. Onların tesisinde kalıyorum ve kendimi ispat etmem gereken sürekli bir döngü var. İspat döngüsü var. Her erkeğin çok rahatlıkla ben bunu biliyorum, şunu biliyorum dediği konularda siz bir adım geriden kalıp daha ılımlı bir şekilde benim de düşüncem bu diyerek o ortamın içine sızmaya çalıştığım, daha kendimi geri planda tutmak zorunda kaldığım bir süreç yaşadım. Ama şimdi geldiğimiz durumda artık 21 sene geçmiş, 21 sene sonra çok rahatlıkla makyajımı yapıp, istediğim kıyafeti giyip erkeklerin karşısına, futbolcuların karşısına rahatlıkla geçip hem ders anlatıyorum hem de antrenörlük yapıyorum. Ben çok şanslıydım. Şansı asla bir tarafa koymadım. Ama şansla birlikte çok çalışmak da gerek. Benim karakterim pes etmemek üzerine kurulu. Yapacağıma inanıyorsam yaparım, pes etmem. Futbolda da asla pes etmedim. İnandım ve futbolla birlikte en büyük hayalimi gerçekleştirdim. Pek çok kız çocuğunun yaşamına dokundum. Onların hayatını değiştirmek hedefim oldu. Ben bu hikayenin kahramanı değil, hikayeyi yazan olmak istedim. Dünyaya bir daha gelsem, yine A Milli Kadın Futbol Takımının teknik direktörü olurdum. Ve tüm kadınlara futbolun yolunu açardım. Şimdi en büyük hayalim, kadın milli takımı ile şampiyonluklar yaşamak. Necla Dünyoş, Kralası ekranlarda.